abi. Hoş bulduk Amur. Allah razı olsun, kızgın senden. Hayırdır? O ensesi kalın olanların ayağına dolanmışsın. Bizim hakkımızın peşine düşmüşsün. Sağ olasın kızgın. Sen varken çoluğumuzun çocuğumuzun rızkından şüphe etmeyiz. Eyvallah. Hayrola abi? Abicim ne oluyor ya? Hafriyat şirketi kuruyoruz. Madem kimse bizle iş yapmıyor, biz de işin kendisi oluruz. Vallahi ya batacağız ya çıkacağız. Ben bu insanları yüzüstü bırakmam. O Ferman Efendi istediği kadar duvar örsün bize. Hepsini yıkar geçeriz. Abi bilmediğimiz sular. Boğulmayalım sonra. Boğulacaksak da savaşırken boğuluruz. Şirketi kurmak tamam. Alet, edevat, makine parasını verdik aldık. Peki ya iş gücünü ne yapacağız abi? Mahallede ne kadar işsiz varsa getir kahve. Şimdi konu hepinizin malumu, o yüzden çok lafı uzatmayacağım. Bu kentsel dönüşüm şirketinin başında bir herif var. Vatandaşın adı Ferman Koruoğlu. Kaderinizi onun eline bırakmamak için onu ortaklığa mecbur ettim. O da boş durmadı tabii. Bir iş teklif etti bana. Kabul ettim ben de. Şimdi buraya kadar bir sıkıntı yok. Sıkıntımız şu. İşi yapmayı benimle kimse kabul etmiyor. Yani hangi kapıya gitsem elim boş döndüm bir şekilde. Pes mi ettin? Aksine. Ölmek var, dönmek yok. İstedikleri işi yapacağım. Nasıl? Ben kuracağım şirketi. Ama burada bir karar size düşüyor. Benimle misiniz yani? Benimle çalışır mısınız? Çalışmak derken? Maaş, yol, sigorta, yemek. Emeğinizin, hakkınızın karşılığını alarak. Benimle misiniz, değil misiniz? Ben varım. Ben varım. Ben varım. Kafayı hep beraber kaldıracağız. Bu muhit bizim. Bizden habersiz tuğla üstüne tuğla koyulamayacak.
ha? Hoş geldin. Hoş bulduk. Kararımı verdim. Hemen evlenelim. Hemen evlenelim. Selamünaleyküm. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Dila Hanım, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Çıkıyorum ben, kolay gelsin. Teşekkürler. Afriyat işi bugünden itibaren bende. Hayırdır? Kimse benimle iş yapmayınca boyun mu eğerim senden? Bu beni hayal kırıklığına uğratırdı. Şirketin her şeyi legal. Üstüme düşen neyse kentsel dönüşüm bitene kadar bizzat ben yapacağım kendim. Çaresizliğini izlemek çok keyif verecek. Ben çaresiz değilim. Sen beni böyle tek tabanca falan sanıyorsun ya. Ben tek kişi falan da değilim ha. Anladık, elin kolun uzun. Ama beni yıkmaya yetmez. Benim sırtım sağlam da. Sözünü tuttun. Şimdi sıra bende. Bundan böyle... bu işte... adınla sanınla benim ortağımsın. Evrakta sahtecilik senin uzmanlık alanın. Akçak kuzgun. Sana mahallemdeki kedinin bile hakkını yedirmeyeceğim. Bu iş sana değil ha. Fakir fukaraya yarayacak. Bütün bunları benimle tartışmayacaksın. Söz veriyorum. Gönderebilirsiniz. Seni yeni temsilcimle tanıştırayım.
Gözün aydın. Kardeşin tahliye oldu. Kartal bundan böyle kentsel dönüşüm projesinin başında. Beni ve şirketi temsilen. Tabii çok güçlü bir ekiple çalışacak. Bilgilendireceğiz, yönlendireceğiz. Taraflarımız net. Sen ve mahallen, ben ve Kartal. Kartal, sen bugün özgürlüğünün tadını çıkar. Git biraz gez, dinlen. Kartal burada çalışmayacak. Benim adıma karar verme. Ben abi kardeş arasına girmem. Burada çalışmayacaksın Kartal. Yürü. Yürü oğlum, yürü. Ne oluyor ya? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Düşünüm, evde konuşacağız. Sen emir veremezsin bana. Ben senin uşaklarından biri değilim. Ben düzgün konuş. Hepsi benim kardeşim, dostum. Pardon, mahallene laf ettik. Kartal, gözünü seveyim. Bak, elimden bir kaza çıkacak, yürü. Herkes kendi işine bakacak bundan sonra, tamam mı? Oğlum, seni burada çalıştırmam. Senden izin isteyen yok. Lan anlamıyor musun? Derdi bizi birbirimize kırdırmak. Kolumu kanadımı seninle kıracak. Ben mahalleyi savunurken istiyor ki karşımda sen ol. Biraz kafayı çalıştır. Ne mahalleymiş ya? Kartal. Bak, herkes seçimini yaptı, tamam mı? Sen mahalleni seçtin. Ferman beni hapisten çıkardı, bana geleceğimi verdi. Kan bağı devri artık bitti. Mektubu okuduktan sonra beni bir daha affeder misin bilmiyorum. Ama benden sonra sığınacağın biri olsun istiyorum. Seni hayatımda güvendiğim tek insana emanet ediyorum oğlum. Senin varlığından haberdar bile olmayan babana. Belki başka kardeşlerin de vardır. Oğlum, Ferman'ın, baban Saim Koroğlu değil. Yusuf adı var. Meryem Hanım. Meryem Hanım. Şşş, anacığım. Düştü galiba, anlayamadım. İyi misin? İyi. Ben gitsem iyi olacak. Bir dakika, bir dakika. Senin ne işin var burada?
Ben Neşe Koral Gazi, Ferman'ın teyzesiyim. Anladım. Evimde ne işin var? Oğlum. Benim misafirim. Sağ ol Neşe Hanım. Teşekkür ederim. İyi günler. Sen ne zamandır tanıyorsun bu kadını? Ne işi vardı burada? Dur oğlum, bir kendime geleyim, dur. Anacığım bak, bir şey olmuş. Ne anlattı da bayıldın, söyle bana. Söyle. Dur oğlum, dur. Efendim, bana verdiğiniz sözü unutmayın. Kuzgun'a hiçbir şey söylemeyin. O mektubu Ferman'a vermememin hayati bir nedeni var. Ferman babasının Yusuf olduğunu bilmiyor. Kuzgun'la diğer kardeşlerini de. Lütfen beni dinlemeden Kuzgun'a hiçbir şey anlatmayın. Çocuklarımızın hayatı buna bağlı, inanın bana. Size yalvarıyorum. Tamam, tamam. Siz için ben gelemeyeceğim çaya. Sağ ol, sağ ol. Bir anlat bakayım bana. Ne söyledi o kadın? Yeğeni Dilay ile evlenecekmiş oğlum. Senin aralarına girmenden korkuyor. O yüzden öyle kadın kadına konuşmaya gelmiş. Her şeyi anlatmıyorsun, sakladığın şeyler var. Dilek mevzusundan sen yere düşmezsin. Bak zaten canım burnumda, kurban olayım, doğruyu söyle. Söyledim. Ferman'ın teyzesinin ne işi var bu evde? Söyledim ya oğlum. Yani Kuzgun Dilek'ten uzak dursun diyor. Yani Kuzgun'a engel ol demeye gelmiş. Kadın endişelerinde haksız sayılmaz. Kumur sen karışma. Ya Dilek birkaç gün önce kapımızda değil miydi? Ya sen? Dilay'a hırsından bu kentsel dönüşüm işine girmedin mi? Ya bir sus! Bilip bilmeden konuşma! Yalan mı? Hala sevmiyor musun Dilay'ı? Sırf ona yakın olmak için Ferman Koroğlu'nu hayatımıza doladın. Ben değil, Ferman benim ayağıma dolandı. O herif benim düşmanım, bu bir. Dönüşüm dönüşüm ayağına mahalleye girdi, bu da iki. Ya mahallede... Behram'ın ortakları benim peşimdeyken bu mahalle sakladı beni. Hepsine vefa borcum var, bu da üç. Dört! O mektubu yerden alıp apar topar çantasına koydu. Ne vardı o mektupta, ne anlattı sana? Bir dakika, bir dakika. Ne mektubu? Ben bir şey görmedim, okumadım. Çantasından düştü herhalde. Of! Anne! Anne! Ne mektubuydu o? Anne! Anne, ne mektubuydu o? Ha? Ne mektubuydu? Anne! Git.